YouTube'a ikinci başlayışımın en başından beri heves ettiğim bir video ile karşınızdayım. O da Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki makyajı. Diziyi bu arada ben felaket takip ediyorum. Tam böyle istediğim ayarına gelmiş durumda, böyle iyice böyle komediye doğru gidiyor, romantik komedi havasında. Bayağı severek izliyorum ve en başından beri Eda'nın makyajı çok dikkatimi çekiyor. Çünkü bir kere kirpikleri o kadar güzel ki, genellikle böyle kirpiklerini ön plana çıkaran bir makyaj yapıyorlar ama çok doğal duruyor. Hani gözü, dudağı, teni, her şeyi çok doğal duruyor. Ama daima aşırı güzel bir kız. O yüzden dedim ki ben de onun makyajını yapayım. Bu arada ben gerçekten Hande Erçel'i çok beğeniyorum. Yani çok güzel bir kadın. Zaten felaket de bir kitlesi var. Ben dedim ki niye onun makyajını yapmayayım. Gördüğünüz gibi bugün saçlarımı düzleştirip geldim desem de inanmayın. Saçlarımı video için düzleştirdim. Ama bir türlü videoyu çekemedim. Böyle artık bozulmaya döndüğü günde çekeceğim. Bakalım, bir yandan burada saç düzleştiricimi bekletiyorum. Videoya başlamadan bir dakika önce de şöyle bir kere daha düzelttim ama henüz tutmuyor. Kıvırcıktan bu kadar düz saç arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şimdi hızlıca benim saçım daha fazla bozulmadan makyaja geçelim. Gerçekten çok doğal bir makyaj yapıyorlar. Öncelikle yüzümü nemlendirerek makyaja başlıyorum. Tabii o kadar her gün set, uzun saatler boyunca makyajlı olduklarını düşünürsek eğer, güzelce cildi nemlendirip Simple'ın Hydrating Light Moisturizer'ını kullanıyorum. Daha nemlendirici aşamasında her zamanki gibi kıpkırmızı oluyorum. İkinci aşama, Bepantol'de dudaklarımı nemlendiriyorum. Diziyi ilk bölümünden beri takip ediyorum ve gerçekten makyajlarını da her bölüm böyle dikkatle yaklaşıp inceliyorum. Sonrasında bölüm fotoğraflarına bakıp inceliyorum. Genellikle zaten aynı makyaj yapıyorlar. Ama şimdi tam makyajından başlarsak eğer, şöyle söyleyebilirim. Kesinlikle kusursuz bir cildi yok. Çünkü gölgeye düşen sahnelerde buralarda onun da böyle hafif pütürcükleri var. O yüzden bence kesinlikle kapatıcı bir fondöten uyguluyorlar. Zaten siz de fark etmişsinizdir, öyle parlak parlak bir cildi olmuyor. Genellikle mat bir cildi oluyor. Öncelikle benim şurada bir aşırı kusurum var. Maskenin bana hediyeleri. Öncelikle ben bunları bir kapatıyorum. Onun için hani bu aşamayı yapıyorlardır diyemem. Şimdi bunu Hande Erçel makyajının bir aşaması olarak görmeyin. Cildinizde kusur yoksa bu aşamayı yapmanıza, uygulamanıza gerek yok. Ama cildinizde işte yeni akne çıkmıştır, bir şeyler olmuştur. Onları daha fazla kapayabilmek adına bu aşamayı uygulayabilirsiniz. Kullanacağım fondöten kapatıcı bir fondöten olacak ama yine de ben alttan bir tür kapatmak istiyorum kusurlarımı. Beauty's'in Closet kapatıcısını kullandım. Benimkinin rengi 134. Şöyle gördüğünüz gibi o problemli yerlere tampon hareketlerle uyguladım. Gelelim asıl olaya. Kesinlikle kapatıcı bir fondöten kullandıklarını düşündüğüm için NYX'in Burn to Glow fondötenini kullanıyorum. Bu fondöten gerçekten aşırı kapatıcı bir fondöten ama tabii uygulama miktarıyla bağlantılı olarak kapatıcılığı artıyor. Öyle aşırı glow bir fondöten de değil. Bunu L'Oreal Turum Etçin 7 numarasıyla hafif karıştırıyorum. İkisi de bunların uygulamaya bağlı olarak kapatıcılığı artan fondötenler ve süngerimle uyguluyorum. Onun yüzünden süngerle uyguladıklarını düşünmüyorum ama ben süngerle uygulamayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi daha şimdiden geçmişim silinmeye başlandı. NYX'in Born to Glow'u da L'Oreal'in Turum Etçin'de en güzel özellikleri kesinlikle aşırı doğal duran fondötenleri olması ve aynı zamanda çok güzel kapatıcılık vermesi. Zaten ekstradan yorumlarla benimle fondöten hakkında konuşuyorsunuz. Özellikle NYX'in Born to Glow hakkında. Siz de etkisinin bayağı farkındasınız artık. Fondötenimi uyguladım. Onun da aynen böyle aşırı pudralı durmayan ama parlak da durmayan, matımsı ama mat da değil, aslında doğal duran bir cildi var. Çünkü aşırı parlak ciltlerde hiçbir zaman öyle aşırı doğal durmuyor biliyorsunuz ki. Göz altlarını çok güzel aydınlatıyorlar. O yüzden ben de NYX'in Born to Glow Concealer'ını kullanıyorum. Benimkinin rengi vanilla. Ve her zaman şu üçgeni onun göz altında görebiliyorsunuz. Aynı üçgeni o yüzden ben de yapacağım. Çenemi biraz aydınlatıyorum. Bu aydınlatmaları genellikle yapıyorlar zaten. Burnumun üstü. Bu arada gerçekten burnu falan da çok güzel. Bir işlem, operasyon var mı bilmiyorum ama bence yok. Çünkü ne şurasında bir şey yakaladım ne de hani o kapalı işlemlerde de saçma sapan herkese aynı okka burnu yapıyorlar. Öyle bir burnu da yok. O yüzden bilmiyorum, hani belki dolguyla falan da bir işlemler yapılmış olabilir ama kesinlikle çok doğal duran çok güzel bir burnu var. Göz altlarımı kapatıyorum. Tampon hareketlerle bu detay gözaltı kapatırken çok önemli.
lütfen hani hepimiz bunu defalarca duysak bile ister istemez böyle bir şılak şılak sürüklemeye gidiyoruz. Mümkün olduğunca onu yapmamaya çalışın. Az önceki yüzü yara beri dolu kızdan. Esen mi yok şimdi? Güzelce cildimi aydınlatıyorum. Hop 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 hop. Zaten daha yanağınızın burasına aydınlık veren bir kapatıcı sürdüğünüzde, yani teninizden bir iki ton açık bir kapatıcı sürdüğünüzde kontürleme işlemine başlamış oluyorsunuz. Bakın direkt elmacık kemikleri belirginleşmeye başlıyor. Fark ettiyseniz sadece göz altlarım bu değil. Bu kapatıcımı her yerde tampon hareketlerle uyguladım. Şurada değil. Orayla uğraşmadım çünkü. Kaşlarını bence kesinlikle çok minimal dolduruyorlar. Çünkü yakın çekimlerde özellikle buralar gayet seyrek seyrek oluyor. Bir tık böyle buralar bence daha net oluyor. Ama o da kendi kaşının doğallığı. Aslında çok da kaş doldurma işlemi yaptıklarını düşünmüyorum. Önce bir tur Beauty'sin Shape It ile kaşlarımı tarıyorum. Aynı zamanda sabitliyorum. Öyle yukarı yukarı taranmış kaşları yok kesinlikle. Gayet normal kaş şekliyle, hani yıllardır alışık olduğumuz kaş halinde. Kendi şeklinde bırakılmış. Ben tabii şu an önce yukarı yukarı taradım. Ama kaşlarımı uyguladıktan sonra bir tür daha sabitleme yapacağım. Onu da böyle bırakmayacağım. Kaşımın şekline döndüreceğim. Zaten beni biliyorsunuz normalde de yukarı yukarı bırakmıyorum kaşlarımı. Zaten yukarı yukarı bırakılabilecek kaşlarım yok kesinlikle. Çok hafif şu farla her zaman uyguladığım dolduruyorum kaşlarımı. Buraları bir tık netleştiriyorum. Bu kadar yeterli. Kesinlikle daha fazla doldurmuyorlar çünkü. Şöyle buradaki uzunlukları alıyorum. Burayı yatırıyorum. Tabii kaş tiplerimizin pek benzediğini söyleyemem. Onun kaşları bir tık daha ince benden. Bir tık değil, birkaç tık daha ince kesinlikle. Ve kaşlarımı da bu şekilde hallettim. Yakın çekimlerde siz de dikkat edin ama buraları seyrek seyrek duruyor kaşlarının. Kesinlikle çok doğal bıraktıklarına o yüzden eminim. Gelelim göz makyajına. Ben göz makyajında Urban Decay Naked Heat paletini kullandıklarına o kadar eminim ki. Çünkü birebir buradaki soft rengini göz altlarında Love Glow'u hafiften, göz kapaklarında da bu ons rengini kesinlikle sonuna kadar görüyorum. O yüzden ben de bunlarla bir makyaj yapacağım. Şimdi göz makyajı hakkında onu genel bir konuşursak eğer şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela bazı bölümler aşırı doğal bir görünüm veriyorlar. Hiç böyle kirpik diplerini eyelinerımsı bir şeyler yapmıyorlar. Bazı bölümler farla eyeliner yapıyorlar. Bazı bölümler direkt eyeliner yapıyorlar. Ama böyle aşırı kalın eyelinerlar olmuyor. İnce, hafif kuyruklu eyelinerlar yapıyorlar. Ama gözündeki far makyajı neredeyse her bölüm aynı. Şu anda o kesinlikle gördüğüm iki aşamayı yapacağım size. Birincisi, Soust rengini alıyorum buradaki. Bu renk bir farla. Şu gözünün köşe kısmını kesinlikle yükseltmiyorlar. Sadece buradaki kemiği belirginleştiriyorlar. Ama bu farı net bir şekilde her makyajında görüyorum. Aynı şekilde diğer gözüme de uyguluyorum. Sıkılı büyük bir dağıtma fırçasıyla uyguluyorum. Geçiş bölgemi bu şekilde netleştirdikten sonra buradaki ons rengini alıyorum. Beyaz ışıltılı bir far bu ama öyle bembeyaz da değil. Kesinlikle her makyajında bu farı görüyorum. Göz kapaklarıma uyguluyorum. Bu böyle çok doğal, sağlıklı, fresh duran, aydınlık gösteren bir far. Fırçamda kalan ürünü hafif buralara getiriyorum. Buralarımı da aydınlatıyorum. Make-up artistler zaten mutlaka buraları bir aydınlatıyorlar. Ben de o yüzden aynı işlemi yaptım. Mesela dünkü bölümde kesinlikle bir eyeliner uygulamadılar gözüne. Ama ben genellikle eyeliner gördüğüm için fardan bir eyeliner uygulayacağım. Yine az önce kaşlarımı doldurdum, fırçamı alıyorum. Genellikle kahverengi bir eyeliner uyguluyorlar fardan. Ben de o yüzden kahverengi farımı alıyorum. Meet Matte Trimoli paletindeki Matte Reed rengi bu. Kirpik diplerimden öncelikle bu renkle geçiyorum. Ama tüm kirpik diplerimden değil, ortadan itibaren başlıyorum.
ve hafif uzatarak eyeliner görüntüsünü veriyorum. Bu kadar. Böyle incecik kuyruklu bir eyeliner yapıyorlar. Aynı şekilde diğer gözüme de uyguluyorum. Yine gözümün ortasından başlıyorum. Böyle iki tane minik far eyeliner yapıyorlar. Bazı günlerde bu far eyeliner'ın üzerinden normal bir eyeliner'la da geçiyorlar. Ama genellikle far eyeliner'da bıraktıkları için ben de genellikle yaptıkları makyajı yapmak istediğim için bu aşamada bırakıyorum. En önemli aşama. Ok gibi kirpikleri var. Öyle kıvıran bir maskara kullanmıyorlar. Bayağı bildiğiniz uzun uzun ok ok kirpikleri oluyor. Ama öncesinde unuttuğum bir aşama var. Göz altına da kesinlikle far uyguluyorlar. O da yine Hit paletteki şu Low Blow rengi gibi bir far oluyor bence. Benim gördüğüm kadarıyla şöyle göz altlarıma uyguluyorum onu. Ama öyle aşırı aşırı bir fardan da bahsetmiyorum bu arada. Koca koca gözleri var zaten. O yüzden böyle gözün içerisinde bence kesinlikle beyaz kalem düşüydü buydu uygulamıyorlar. Daha doğrusu ten rengi kalem. Dediğim gibi kıvrık olmayan ok gibi kirpikler yapıyorlar ama aynı zamanda hacimli de oluyor. Bunun için MAC'nin Snaps karasını da uygulayabilirsiniz ama o kadar hacim vermiyor. Bence aynı anda hem ok gibi yapıp hem hacim veren maskara L'Oreal'in Air Volume. Onda hangi maskarayı kullandıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Ama ben bu efekti en yakın onun kirpiklerine L'Oreal'in Air Volume ile aldığım için ben de bu maskarayı uygulayacağım. Bol bol üst kirpiklerine maskara uyguluyorlar. Zaten makyajlarının yıldızı genellikle kirpikleri oluyor. Kirpikler her şeyi bitiriyor. Böyle bir makyaj yapınca göz kapağına böyle aydınlık veren bir far sürünce kirpikler de daha fazla dikkat çekiyor. Alt kirpiklerine de uyguluyorlar maskarayı. Ama öyle aşırı uygulamıyorlar. Uçlarını uygulamadım. Sadece alt kirpiklerimin diplerini uyguladım. Uçlarını uyguladığımda çünkü gözüm düşer. Onun kesinlikle düşük gözleri yok. Hiç öyle köşeye taranmış falan değil. Kirpiklerinin her biri çıktığı yöne doğru düzgünce taranmış. Gördüğünüz gibi alt kirpiklerimi sadece diplerini uyguluyorum. Az önce de dediğim, sizin de şu anda gördüğünüz gibi zaten böyle bir far makyajı yapınca kirpikleriniz ekstra ortaya çıkıyor. Benim normalde hiçbir makyajımda kirpiklerim bu kadar ortaya çıkmaz. Şimdi gelelim ten makyajının devamına. Göz altlarımı MAC'in Studio Fix ile sabitliyorum. Ben makyajında kontür görmüyorum ama kesinlikle net bir bronzer uyguluyorlar. O yüzden bronzerımı uyguluyorum. Bronzer'ı allıkla çok güzel karıştırıyorlar. Ama böyle tabii aşağıdan bronzer'ını da görebiliyorsunuz. Ve buralarına çok çıkmıyorlar bronzer'la. Burada bırakıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Physicals Formula'nın Butter Bronzer'ını uyguluyorum. Benimkinin rengi Deep Bronzer. Onun makyaj stilini anlatırken ürünleri söylemeyi unutuyorum. Gördüğünüz gibi buralara çok çıkmıyorum. Şurada saç dibimde bırakıyorum. Hafif şu bölgelerimi uyguluyorum. Yüzümü bir tık daha uzun göstermek için. Onun burnu da böyle kontürlü okka okka yapılmış bir burun değil. Hafif bir kontürle. Hani klasik cilt ısıtma hareketi gibi. Net bir kontür asla yok. Hatta kontür yok dediğim gibi. Bronzer uyguluyorlar. Alnına gelince şeftali gibi de görebiliyorum. Böyle açık bir pembe gibi de görebiliyorum. Hani şöyle diyebilirim size. Bunun gibi bir allık da görebiliyorum bu tonlarda. Açık pembe bir allık da görebiliyorum. Ama mesela dünkü bölümdeki allık kesinlikle böyleydi. Olay allığın renginden ziyade ki bence genellikle böyle bir allık uyguluyorlar. Çünkü bronzer ile gerçekten birebirmiş gibi duruyor. Ama aldığındaki asıl detay bence bir kere zaten şuralar o kadar güzel ki buralara kadar hani şöyle gülümsediğinizde buralara kadar çıkarsınız ya onda asla buralara kadar çıkmıyorlar. Şu aydınlığı daima kalıyor. Böyle bronzerla karışık bir şekilde şimdi uygularken göreceksiniz. Önce buraya uyguladım. Yoğunluk burada olacak şekilde şuralara böyle hafifçe veriyorlar. Zaten onun dediğim gibi o kadar güzel ki yanakları direkt ortaya çıkıyor. Karıştırdım ve bakın şuradaki üçgen aydınlığı asla kaybettirmiyorlar. Şuraları da hafif geliyorlar ama en alt kısımdan, en alt kademeden. Ben de o şekilde bırakıyorum o yüzden. Böyle minimal bir allık uygulamaları oluyor. Mümkün olduğunca az alıyorum doğal durması için. Çünkü gerçekten onun ten makyajı aşırı doğal duruyor. Yani gözünde makyaj duran tek şey
kirpikleri, o da o kadar makyaj durmuyor. Kirpikleri çok fazla ve güzel olduğu için direkt netleşiyor. Hande Erçel'in makyajlarında bu dizideki kesinlikle highlighter görmüyorum. Ya highlighter kullanmadıklarını yemin edebilirim. Çünkü ne bir ıslaklık var ne bir ışıltı var. Yani kesinlikle highlighter yok. Bronzerla karışık bir allığı var. Bu bölgelerde kalan ama highlighter olmadığına gerçekten yemin edebilirim. Gece makyajlarında belki olabilir. Şüpheleniyorum. Gelelim rujlarına. Şimdi 3 çeşit ruj sürüyorlar. Birincisi pembemsi bir nude. İkincisi kahvemsi bir nude. Üçüncüsü de böyle kahve pembe bir ruj uyguluyorlar. Yani size elimdeki örnekleri söylersem eğer. Birincisi bu bir isim mini rujlarındaki bir numara gibi. Hiç ruj yokmuş gibi duran. Tabii esmerler için söylüyorum bunu çünkü o da esmer bir kız. Böyle bir ruj uyguluyorlar. Pembemsi bir nude dediğim şeyde kesinlikle böyle bir ruj uyguluyorlar. Bu arada daima kremsi ruj duruyor dudaklarında. Öyle asla likit mat ruj efekti ben görmedim. Hep kremsi rujlar var. Dudak kalemi uyguladıklarını düşünmüyorum. Uyguluyorlarsa da rujla birebir aynı renk uyguluyorlar. Çünkü dudak kalemi görüntüsü kesinlikle yok. Üçüncüsü de bazı bölümlerde bir tık daha dudaklarını belirginleştiriyorlar. Onda da böyle kahve pembe bir ruj uyguluyorlar. Açıkçası ben şu an hangisini uygulayacağımdan pek emin değilim. Böyle daha çok gördüğüm ve hoşuma giden bu rengi uygulayacağım. Pembemsi bir nude. Physicals Formula'nın bu All Natural Nude rengi. Dudaklarıma en başında fark ettiyseniz nemlendirici sürdüm. Çünkü dediğim gibi mutlaka kremsi duruyor onun rujları. Asla likit mat değil. Ya da parlak parlak değil. Ne aşırı satan bitişti ne aşırı mat. Nemlendiricinin üzerine bu ruju uyguladığımda bence kesinlikle onun rengini elde edeceğim. Onun dudaklarının bu kısımları çok güzel. Yüksek kenarlara doğru inceliyor. Tabii benim dudak tipim ondan bayağı farklı. Benim kenarlar maşallah. Şu an ben bu makyaj yaparken bir yandan telefonuma önümüzdeki haftanın bölümünün 29. bölümü fragmanı geldi. O kadar takipçisiyim. Makyajımız son hali bu şekilde. Bence kesinlikle bu makyajı yapıyorlar. Hani ürünler budur diyemem. Ama ten makyajı olsun, bronzer uygulaması olsun, allığı, rujunun rengi olsun, göz makyajının birebir aynısını yaptığımı açıkçası eminim zaten. Sadece böyle daha yoğun yaptıkları oluyor bunu. Yine aydınlık fırlıyor. Yine bu geçiş bölgesindeki renk oluyor. Belki köşelerine bir tık koyu far ekleyebiliyorlar. Ama onu çok nadiren yapıyorlar. Genellikle bu göz makyajı oluyor. Gözünde. Ya bence bu makyaj yani. Ben kesinlikle bu makyaj olduğundan eminim. Sadece tabii ki de hep aynı şeyi yapmıyorlar. Bunun üzerine bazı varyasyonlar koyuyorlar. Ama Hande Erçel Sençal Kapı makyajı dediğinizde bence olay net bir şekilde bu. Sizin de eğer dizi beğendiğiniz bir makyajı varsa onun görüntüsünü bana Instagram'dan yollayabilirsiniz. Eğer nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Evet yaptı, oldu demişsinizdir. Ben gerçekten çok beğeniyordum makyajını. Kendisini de çok beğeniyorum zaten. O yüzden yapmayı çok istedim dediğim gibi. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bildirim çanına basmayı, beni Instagram @ozgibegum'da hesabımdan takip etmeyi, bu videoyu bol bol arkadaşlarınızla paylaşmayı, benimle yorumlarda konuşmayı çok fazla şey istedim. Biliyorum, unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.